De, üzücü de tabii ki. Şimdi Betül, duyuyor musun beni tekrar? Dayının ve yengenin arasındaki ilişkiye sen de birçok şeye tanıklık etmişsin. Şimdi az önce Yakup Bey bile, yani birkaç yıldır tabii arkadaşı görüşüyorlar ama zaman o kadar çok sık görüşmüyorlar. Fakat özellikle hatim gecesi senin gördüklerin çok dikkate değer. Bir anlamda da aslında Yakup Bey'in dediklerini de doğrulayacak şeyler gibi görünüyor. Dayınla yengen arasında, yani Faruk'la Meltem arasında nasıl bir ilişki vardı? Nasıllardı? Araların iyi miydi? Şimdi Didem Hanım, öncelikle o geceden önce ben şeyi fark ettim. Dün Mehmet Ünal abisi Can'la yine bağlanmıştı. Orada akşam geldiğini söylemişti, eğlenceye küs olduklarını. Akşam geldiğini, ama öyle bir şey yok. Ben sabahtan akşama kadar o cemiyetteydim. Mehmet Bey'in kendisi de oradaydı, eşi de oradaydı, çocukları da oradaydı. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle size. Tamam, güzel. Çünkü dün canlı yayında bunu fark ettim ben. Ondan sonra dediğim gibi işte Faruk Dayı'nın ve Meltem Hanım arasındaki ilişkiyi ben bilmiyoruz. Yani hani öncesinde bize bir şey yansıtmadılar. Yani kötü bir durum söz konusu yoktu. Yani bizim gözlemlediğimiz daha öncesinde ben cemiyette fark ettim. Yani cemiyette dediğim, size söyledim ben zaten daha önceki canlı yayınlarımızda da. Evet, ama az önce Yakup Bey de Yani şunu söyledi. Meltem Hanım'ın hal Dedi ki, hareketleri. Betül dedi ki şunu söyledi. Yani o bile şeyi fark etmiş. Yani orada öyle olduğunu da iddia ediyor, söylüyor. Dikkatini de çekmiş. Yani hem Recep Bey'in, Meltem'in babasının, işte abisinin sürekli Faruk'a bir baskı yaptıklarını, Meltem'in ona baskı yaptıklarını söylüyorlar. O gece öyle baskıya bir tanıklık ettin mi? Ya senin dayının üzerinde bir baskı var mıydı? Nasıl ruh hali dayının? Yani şöyle Didem Hanım, yani ben öyle bir şeye tanıklık etmedim ama şöyle bir durum olmuştu. Şimdi yemek yeme alanında yemek yiyoruz ya, en son hani misafirlerimiz gidip geliyor. Yemekler fazla, hani misafirler, hani çok fazla misafir beklenmiyordu sanırım. Bitti diye düşünerek yemek, fazla kalan yemekleri traktörün arkası kasası olur ya, oraya yüklediler, atmaya gittiler. Hani atmaya dediğim, hani çöpe atmaya gittiler. Ondan sonra o yemekler atıldı. Ondan sonra daha üstüne misafir gelmeye devam etti. Yemekler, yani çok az yemek bırakmışlar, dolaba ayırmışlardı. Bu yemekler yetmeyecek dediler. Orada biraz Faruk dayımın üstüne gidildi. Yani hani neden önceden bu şekilde, hani misafir geleceğini tahmin edemedin mi? Yemekler gitti, rezil olacağız şeklinde. Orada biraz üstüne gelindiğini ben fark ettim ama o kadar değil yani hani. Yani ama az çok böyle tabii iç güvey olarak görüyorlardı sanırım. Ondan dolayı da bir üzerinde bir baskı vardı onu, yani onu fark ettim orada. Şimdi Sami oruç Zaten meselesi oradaydık de, biz de, o kadar. Onun dışında o... deden de Sami oruçtan çok fazlasıyla şüpheleniyor. Şimdi Sami oruç da bir ifade veriyor. Arkasından işte ilişkiyi yalanlıyor, sonra kabul ediyor. Bir ara gözaltına alınıyor. Şüphelilerin arasında Sami oruç da var. Sonra Sami oruçla ilgili şöyle enteresan bir şey var. Mehmet Ünal onu öncesinde kazanın olduğu gün orada Sami orucu gördüğünü, fakat sonrasında çok da fazla asi birine benzettiğini, sonra ifadesini o yüzden değiştirdiğini söylüyor. Sami Oruç'un o gece orada olduğunu sen görmüşsün, öyle söylüyorsun. Peki şunu da gördüğünü söylüyorsun. Yani Meltem'le Sami Oruç işte uzaktan selamlaşmak değil, bayağı samimilermiş galiba. Ne yakın gördün? temas. Yakın temas. Şöyle oldu Didem Hanım. Yakın temas dedim ya, zaten dün ben İşte kaç gün oldu bilmiyorum, canlı yayında da bahsettiğim gibi hani kalabalıktı demiştim ya, hani tüm görüntüler incelenmiş özellikle sanırım, hani kalabalıkta nerede görülmemiş. Şöyle bir şeyden bahsettim ben orada o esnada, hani devam ediyordum ama canlı yayına sesim gelmedi o sırada anlatırken. Şöyle bir durum var, kalabalık derken biz zaten oyun pistindeydik, kalabalıktı, çok kalabalıktı. Yani Sami Bey kalabalığın içinde değildi de değil, kalabalığın içindeydi demedim ben. Yani orada kalabalıktı zaten, Sami Bey de oralarda, Faruk dayımla orada, özellikle Meltem Hanım sürekli irtibat halindeydi onunla, yakın temas halindeydi. Sürekli oyun havası değiştirirsiniz ya, oyun havası değiştirmesi mesela bizim köyümüzde cemiyetin erkeği yapar. Ama o da gidiyordu, geliyordu, o da değiştiriyordu. Yani dedim ya, sürekli bir yakın gülmeler vardı. Hayır, Ondan Sami da ben Oruç acaba bu. doğru olarak düşündüğüm için Sami bu önemli oradaydı bir yani. detay. Yani geleneklerde normalde Faruk'un kızının işte gecesi Sami mi gidip oyun havasını değiştiriyordu? Anlamadım. Hayır, Ha, yani Meltem Meltem Hanım yapıyor. söylüyor. Yani hayır, Sami Bey zaten orada şey, oranın herhalde o çalgıcıların başı. Yani orada onlara gidiyordu. Yani Meltem Hanım gidiyordu, geliyordu. Arada Faruk Dayı'nın da gidiyordu, geliyordu ama Meltem Hanım'ın da orada onunla iletişim halinde olması benim dikkatimi çekmişti yani. Sürekli yakın halinde olması. Ama Yani yani gidiyor, geliyor, dediğim gibi eğlence de olsa.
Peki Sami Oruç kaç gibi ayrıldı oradan? Şimdi Didem Hanım, ben de zaten saat 10.30-11 civarı biz ayrıldık. Hı hı. Zaten cemiyetin de sonuna gelinmiş, yani eğlencenin de sonuna gelinmişti. Ama biz ayrılırken daha orada çalmaya devam ediyorlardı. Bunu da belirtmek istiyorum. Hı hı. Ki Sami Oruç'un orada, ben o esnada düğün eğlence esnasında gördüm onu, fark ettim. Ama biz varken oradaydı. Biz yokken, biz ayrıldığımızda hala orada mıydı bilmiyorum. Peki, ama çalmaya devam ediyorlar. Faruk o gece onu evde, dayın o gece evde kaldı mı yoksa tartıştıktan sonra evi terk mi etti? Dayın o gece kaldı mı kalmadı mı onu biliyor musun Betül orada? Onu hiç bilmiyorum Didem Hanım. Keşke yani söyle bilsem ama zaten saat 10.30-11 civarı biz ayrıldık. İşte bu İlhan Bey'in, yani İlhan Ünal'ın, işte Mehmet Ünal'ın çocuğu. Onun pick-up'ları var işte, araçları. Onunla bizi...